Hürmetler, saygılar, selamlar. Aslında bugün başka bir hasta başlayacaktım konuşmaya. Ama bugün gelen bir ziyaretçimiz Meryem Hanım veya kocası. Bundan 3 hafta önce bana geldiklerinde kadıncağız, hocam sağ ayağım babamın bacağı gibi, sol ayağım annemin bacağı gibi. İki tane bacak taşıyorum. Biri babamın bacağı gibi, diğeri annemin bacağı gibi. Anlamadım dedim. Yani birisi böyle kalın lenf ödem, diğeri ince. Doktor doktor dolaştım, bir sürü ilaç kullandım, bir fayda görmedim. Ne olduğunu bile tespit edemiyorlar. Dedim ki lenf ödem, ne tespit edemeyeceğim bir şey. Yani lenf kanalları toplar damar gibi, tek yönlü ama. Topluyor her türlü vücuttaki ölü bakterileri, ölü hücreleri, yağ artıklarını, protein artıklarını nereye verir? Toplar damara verir. Toplar damardan akciğere gidiyor. Akciğer temizliyor. Temizlenirse karaciğer, böbrek temizliyor, atıyor. Günde lenf sistemi 3 litre, 4 litre pislik çöp topluyor. Belediyenin fen işleri gibi. Kasıktaki lenf bezleri, sağ kasıktaki lenf bezi tam çalışmazsa sağ bacağı kişinin ödem oluşur, şişe sol bacağındaki çalışmaz, sol bacağı. Efendim, koltuk altı bezelerinde sorun olursa kollarda da olabilir, nadiren ama. Sağ bacağım babanın bacağı gibi, sol bacağım annemin bacağı gibi demiştim. Şimdi bu bayan da daha önce bizim iyileştirdiğimiz, tedavi etmiş olduğumuz Özbekistanlı AIDS hastası bayanın yakını, o getirmişti. 3 hafta sonra tekrar geldiler bugün. Allah razı olsun. Normale döndü. Ağrılarım geçti, şişkinlik geçti 3 hafta içerisinde. Ha şurada bunu söyleyeyim, söyle. Yani bazıları buraya yorum yapıyor, diyor ki işte bacaklarımdaki rahatsızlık geçti, iyileştim 3 hafta içerisinde diyor. Öbürü diyor ki bendeki niye geçmedi? Hala 3-4 aydır tam iyileşemedim. %80, %90 iyileştim, tam geçmedim. Yani her insanın bünyesi farklı. Kişinin kullanmış olduğu ilaçlar metabolizmayı bozuyor, sindirim sistemini bozuyor, bağışıklık sistemi çökertiyor. Sistem çöküyor. Aşırı kimyasal ilaç kullananlarda iyileşme yavaş olur. Yavaş yavaş ilerler. Zaman alır, sabır ister, zor iş. Hiç ilaç kullanmayanlar hızlı iyileşir. İlaç kullanma ve kullanmamaya göre, beslenmeye göre, kişinin genç veya sağlıklı olmasına göre, hastalıklı olmasına göre, yaşlı olmasına göre çeşit çeşit faktörler var. Bir insanın iyileşme sürecini belirleyen faktörler kişiden kişiye değişir. Her insan aynı değil ki. Biz robot değiliz. Çamaşır makinesi, buzdolabı vesaire vesaire olsa şu kadar zamanda tamir ederim diyebilirsin. Ama insan için nedir bu? Olmaz. Hamdolsun çok güzel bir yorum yazdı. Bize teşekkür ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Lef ödem çok. Yani yıllar önce Ümraniye'den bir hanımefendi bize gelmişti. O bir ayağı diğer ayağından 7 santim daha kalın. Ateş gibi yanıyor. İlaç kullanıyorum, bir fayda göremiyorum. Ne olacak benim halim? Yani soğuk havalarda bile bacağı üşüyor, şey yanıyor ateş gibi. Lenf ödem, evet ama dedi bir şey yapamadılar, bir şey olmuyor. Problem değildik. 6 haftada çok rahatladı. Tabii iyileşmedi. 6 haftada %60-70 iyileşme oldu. Daha sonra devam etti 6 aya kadar, maşallah hiçbir şey kalmadı. Ha burada çok güzel bir yorum daha var. Bu da Yahudi asıllı bir vatandaşımız David Solomon. Beyefendinin annesi. David Solomon'un annesi. Sürekli enfeksiyon nedeniyle antibiyotik kullanmış vesaire. Bacağında oluşan ödem nedeniyle sürekli sorun yaşamış. Yıllarca. Bizden zerdeçal seti T kullanmış. 20 günde hiçbir sorunum kalmadı. Yani 20 günde. 20 günde bir insanın lenf ödeminden kurtulması, enfeksiyondan kurtulması, kanında enfeksiyon var aynı zamanda. Mümkün mü? Değil ama biz ne yapıyoruz bunu? Hamdolsun tedavi ediyoruz. Yani tedavi süreci kişiden kişiye değişir. Herkes için aynı süreç geçerli değil.
Bu nedenle bazıları ikide bir sormasınlar. Neden o 3 ayda iyileşiyor, 3 haftada iyileşiyor da ben 3 aydır iyileşmiyorum. Siz de belki 5 ayda, 6 ayda iyileşeceksiniz. Her insanın bünyesi aynı değil. Kişiler ne kadar kimyasal ilaç kullanmışsa metabolizma o kadar çökmüş demek. Ben mesela bundan 7-8 ay önce Çin'deydim. Çin'de insanlar kimyasal ilaç nedir bilmiyor. Eczane yok. Hasbelkader Şanghay'da bir eczane bulduk. 35 milyon nüfusu var Şanghay. Dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. İstanbul'un iki katı. Bir tane eczane bulabildik ve dedim ki ne satıyor bu eczanede? Bir bakayım. Kimyasal ilaç yok. Bitkisel damlalar, drajeler. Ha sadece bu Güneydoğu Asya'da, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos'ta mı? Hayır. Almanya'da 40 yıldır kimyasal ilaç kullanmamaya çalışıyor. Doktorlar çocuklara antibiyotik vermemeye çalışıyor. Üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit vesaireden ne veriyorlar? Bitkisel şuruplar veriyorlar. O kadar basit. Antibiyotik yazmıyor doktorlar kolay kolay. Evet, sadece Türkiye'de insanlarımızın tabii bilinçli olmak lazım. Televizyonlar bizde hep laga luga boş şeylerle vatandaşın kafasını sadece karışıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ama Avrupa'da olsun, Asya'da olsun yani insanları bilgilendirmek için sağlık programları yoğun yapılıyor. Çeşit çeşit programlar yapılıyor. İnsanlar bilinçleniyor. Bilinçlendikçe ne oluyor? İlkokulda benim küçük oğlumla 1. sınıfa gidiyor. Oğlumla ormanda gezi yapıyoruz. Bisiklette geziyoruz. İndik bisikletten. Biraz yürüyelim dedik. Aha, dedi ki çocuk baba şu bitki şu işe yarar. Allah Allah. Ben anlatmadım ki. Çocuk daha 1. sınıfta. 7 yaşında. Kalkmış bana diyor ki bu sinir ot yaralara iyi gelir. Enfeksiyonu iyi gelir. Dedim ki nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Ben sana bir şey anlattım mı? Yok dedi. Senden öğrenemedim. Nerede öğrendin? Öğretmenimiz anlattı. Allah Allah. Nasıl anlattı? Bizi ormana getirdi. Tek tek bitkileri tanıttı. Adam 1. sınıfta çocuğu ormana götürüyor. Diyor ki bu bitki faydalı, bu bitki zararlı, bu bitki şu işe yarar, bu bitki... Çocuk yaşta başlıyor adam eğitime. Çocuk. Buyur. Evet. Biz de maşallah gidiyoruz. Yallah. Maşallah. Evet. Çok saygıdeğer bir beyefendi Levent Mete Bey. Şimdi Antalya'da, eskiden İzmir'deydi. Bizim biliyorsunuz bundan önce 550 bin takipçimiz olan Facebook sayfamızı işgüzar bazıları kapattı. Biz de yeniden açtık. Şimdi 200'ü geçtik. Hamdolsun 200 bini. O kapanan sayfada şey gittiği için Mete Bey dedi ki ya o sayfa kapandı. Şuraya bir yorum at. Tekrar yorum attırdık. 10 seneyi geçti ama bu Mete Bey'in, Levent Mete. Çok enteresan bir durum. Kalp enfektürüsü nedeniyle yani burada stent takılmış. Stent takarken tabii ki böbreklere pıhtı atmış. Böbreklere pıhtı atınca ne olmuş? Böbrekler tıkanınca diyalizlik olmuş. Beni aradı. 4 aydır diyalize giriyorum. 4 aydır yapmadığım şey kalmadı. Hayatım mahvoldu. Yani çalışamıyorum. İşi bile bıraktım. İş yerini sattım. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkinim. Hayatım bitti. Ne olacak benim durumum dedi. Yani ilaç yok. Piyasada var olanlar işe yaramıyor. Bana bir çözüm. Dedim ki kreatin çok yüksek. 6.3. 10 yıl oluyor. Ne yapacağız? He? Deneyeceğiz. Denemeden kesin şöyle olur böyle olur diyemem. Yani ben biliyorum yok. Allah bilir. Bilemediğim bir şey olur belki. Pıhtı çözülmedikçe böbreklerde 1 milyondan 2 milyon nefron var süzgeç hücre. Bu süzgeç hücrelerindeki pıhtı çözülmedikçe, temizlenmedikçe, arınmadıkça düzelmez. Biz böbreklerdeki her türlü tıkanıklığı açarız. Kist, taş, kum, iltihap, pıhtı sorun değil. Kişi kimyasal ilaç kullanarak özellikle tansiyon hapları vesaire kullanarak böbreğini çürütmüş de, küçülmüş de, büzülmüş de ona bir şey yapamayız. Bir tanesi aramış diyor ki benim böbreğim küçülmüş diyor, nohut kadar olmuş, bir şey yapabilir misiniz? Ona ne yapabiliriz? Gitmiş böbrek gibi bir şey kalmamış. Adamın böbreği böyle nohut kadar kalmış, yıllarca
ilaç kullana kullana kendini zehirlemiş. Ondan sonra diyor ki benim böbreğim eski haline gelir mi? Gelir mi? Haşa, biz neyiz burada? Aciz bir kuluz. Bizim yapabileceklerimiz sınırlı. Oraya al böbrek tak, marketten al, sana bir böbrek mi takayım? Yani olacak iş var, olmayacak iş var. Dedim ki ilaç kullanmayacaksın, kusura bakma, sana bir şey yapamayız. Evet, Levent Bey'e dedim, deneyeceğiz, bilmiyorum. Çünkü böbreklerde küçülme var mı, büzülme var mı? Yok. Tamam, sorun değil, o zaman deneyelim. Bir denedik. İki ay sonra bayağı rahatladım, iyi geldi falan. Üç ay sonra dedi ki ben artık diyalize girmek istemiyorum. Niye? İyiyim. İdrarı çıkışım var. Dedim ben karışma. Doktoruna git. Doktorun karar versin. Ben bilemem. Ben nefrolog değilim. Ha, böbrekteki iltihabı, taşıyı, kumu yok ederiz. Pıhtıyı yok ederiz. Ama kreatinin, üren, düzelmesi, düşmesi güzel bir şey. Pıhtının yok olması, iltihabın yok olması güzel bir şey. Ama doktorun karar versin. Peki dedim. Doktora gitti. Doktor tabii raporlara bakıyor. Oh çok güzel ama yok. Devam edeceğim. Diyalize iki ay daha gir bakalım ne olacak. İki ay daha gitti. Kreatini 2.15'e kadar düştü. 6'dan 6.5'le dedi galiba. Değerleri düzeldi doktoru. 6 ay sonra. Diyalize gerek yok dedi. Şimdi adam beni aradı. Dedi ki ya ben iş yerimi satmıştım. Hayatım bitti diye düşünüyordum. Yorgunluk, halsizlik, dermansızlık, bitkinlik vardı. Şimdi tekrar enerji doldum. Çalışmak istiyorum. Çalış. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Çalışacağım. Bir iş kuracağım. Çalış diye. Yeni bir iş. Sat, dükkanı sattın. Yeniden dükkan al. Bir şey yap. Ne yaparsan yap. Ama çalış. Yan gelip yapma. Tembellik. İyi değil. Ve böylece Levent Bey, Allah razı olsun, ondan güzel bir yorum yaptı. Raporlarını attı bize. Raporları var. İsteyenler bakabilir. bitkiseltedavi.net'te. Evet, bizim bir doktorumuz var. Çok değerli bir insan. Kendi Mersin'de Doktor İsmail Yılmazer hastalarına bizim ürünleri veriyor. Mersin Nağlıdere'de köyünde yaşayan, böbrek yetmezliğinden muzdarip cilt rengi siyaha yaklaşmış olan hastama Hush Forte Ormus Gold bir ay kullandı. Rengi düzelmeye başladı. Ayakta zor duran hastamız rahat dolaşmaya başladı. Laboratuvar fonksiyonları düzeldi. Omuzundaki ağrıların bile farkında vardı. Şimdi tertibe Süt Forte diye ekleyeceğiz. Ya yani Huş'a Süt de ekleyeceğiz. Omuz sırt beli ağrıları da fibromiyalji de varmış. Ekliyoruz diyor. Bir ayda cildi düzeldi diyor. Bir ayda siyaha yaklaşan, çünkü kan temizlenmedi, kirlendiği için ne oluyor? Adamın rengi değişiyor, rengi bozuluyor. Karaciğerde yağlanma olursa, kirlilik varsa ve böbrekte süzemiyorsa ne olur? Adam böbreklerde sararabilir de, karaciğerde siyahlaşır. Bu hem böbrekleri zencemay, yeni ismi zencemay, eski ismi iksir. Kalp damarları %99 tıkalı olsa ve ameliyata, stente, anjiyo vesaire 6 ay zamanı olsa ve bunu kullansa 6 ayda hiçbir sorunu kalmaz. 6 haftada bütün damarlar açılır. Karaciğer yağlanması 300-400 olsa aletesi, asetesi 6 haftada normal edilir. O kadar etkili. Hamdolsun. Gökçekületir.com kaliteli ürün üretir. Meryem Hanım, Huş kapsülü kullanıyorum. Memnun kaldım. Böbrekleri için Huş kullanıyormuş. Memnun kaldım diyor Meryem Can hanımefendi. Teşekkür eder. Biz de teşekkür ederiz. Yorum çok. O nedenle kısa kısa geçiyorum. Ayşe Acar hanımefendi, böbrek yetmezliği için bir aydır kullanıyorum. Huş seti kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim demiş. Allah razı olsun. Yorum yapanlardan Allah razı olsun. Allah çok razı olsun. Yorum yapmayanlardan da razı olsun da. Yani tabii yorum yapanlar da çok razı olsun. Niye? Çünkü vatandaş arıyor. Ya nereden bileyim? İşte bu piyasada hep üçkağıtçı şarlatan var da. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Herkese dolandırıldım da, bana kazdık attılar da, şunu yaptırdılar. Anlatıyor. Kardeşim, göz var izan ver demiş atalarımız. Gir Facebook sayfasına veya bitkiseltedavi.net'e bak.
İbrahim Gökçek diye şahsi sayfamda veya ticari sayfaya. Gir bak. 100.000'den fazla yorum var burada. Niye bu insanlar yorum yapsın ki? Niye? Neden? Niçin? Warum, wieso, weshalb? Almancası. Warum, wieso, weshalb? İngilizcesi why? Neden? Türkçe. Yani 100.000 insan neden yorum yapsın? Yorum yaptırmak için adama para versen yine yapmaz. Yani niye yapayım ki der. Faydasını görmeyen bir de küfrederiz. Öyle mi? Şimdi bir tanesi aramış beni, diyor ki Allah belanızı versin diyor. Allah Allah, ilk defa bana beddua eden biri çıktı dedim. Ne oluyor? Bana kimse beddua etmez. Bana niye beddua ettin? Bana beddua eden olmaz. Sen bana nasıl beddua ediyorsun? Ben ürünün faydasını mı görmedim? Ne oldu? Zararını mı gördüm? Evet dedi. Ne oldu? Neymiş? Ben bir yıldır pırasa yiyorum da faydasını görmedim. Pırasa ne yiyorsun dedim, Allah Allah. Pırasa ne yiyorsun? Sen söyledin, ben pırasa yedim dedim. Sen dedin, bir de iddia ediyor. Şimdi inkar mı ediyorsun diyor. Dedim ki, ben İbrahim'im. Diğer İbrahim'le karıştırma. O zebzeleri şifalı bitki değil, millete anlatıyor. Masal anlatıyor. Masalcı dedi. Ben İbrahim Gökçek. Tıbbi bitki. Uluslararası Avrupa'da bir örgüt var. ESCO. Burada 37 ülkenin ilim adamları, profesörler, doktorlar, fitoterapistler, aromaterapistler vesaire vesaire bitkiyi değerlendirir. Bu bitki tıbbi bitki ise, birçok klinik araştırmasına geçmişse 300.000 bitkiden sadece 200'ü tıbbi bitkidir. Bu birinci sınıf bitkidir. Sonra homopatide kullanılan bitkiler, aromaterapide kullanılan bitkiler, Komisyon E tarafından veya ESCOP tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. Ve bu kategorilere girmeyen, halk arasında kullanılan bitkiler 5. sınıf bitkiler. Biz 5., 4., 3. ve 2. sıradaki bitkileri dahi kullanmıyoruz. 1. sınıf bitkileri kullanıyoruz. Klinik araştırmalar etkisi %100 ispat eden 37 ülke tarafından tıbbi bitki olarak kabul edilen, Türkiye'de 2004 yılından beri bu örgüte kayıtlı. Evet. Tıbbi olmayan bitki kullanmıyoruz kardeşim. Ben sana pırasa, ıspanak falan dedim mi? Yok. Ben bir yıl pırasa yedim depresyona karşı da bir faydası yok. Kim söylüyor sana bunu? Akılda zoru var adamım. Pırasa depresyona karşı demiş. Ne yapayım yani? Başkası kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Vatandaş yanlışlıkla da beni arıyor. Evet. O nedenle uyanık olalım, uyumayalım. Facebook'a gir bak. 100.000 insan niye yorum yapıyor? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. York Hişira Mehmet Şirikoğlu. York Hişira, yani bu arkadaşımız herhalde Japon bir bayanla evli. York Hişira Mehmet Şirikoğlu. Yani hanımının ismi kendi ismi. Japonla veya evlidir. York Hişira. Öyle gözüküyor. Yorum yapmış. Demiş ki zencefil ile yağ bezelerinin küçülüyor. Memnunum hocam. Teşekkür ederim. Zencefil, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, lavanta, altınbaşak, otu, zeytinyağı, kakaole içerir. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Damarları açar, plakları çözer. Karaciğer yağlanması varsa, pankreas yağlanması varsa, dalakta büyüme varsa vesaire hepsini temizler. 10 numara. Fantastik bir ürün. Ben söylemiyorum. Kullanan vatandaş söylüyor. Kullanan vatandaş diyor ki ben memnunum. Çok çok faydasını gördüm diyor. Yor kişira değil sadece. Yüzlerce insanın yorumu var. Yani ben sadece birini söyledim. Vatandaş yıllar önce bana gelmiş. 2,5-3 yaşlarında bir çocuk sırtında ama böyle uğur. Küçük bir top kadar, 18 santim. Hemen omuzunda. Sağa yatsa yatamıyor çocuk, sola yatsa yatamıyor, sırt üstü yatsa yatamıyor. Ağız üstü yatıyor. O da dönmek istediği zaman uyurken sağa sola döndüğünde urun üstüne geliyor böyle yağ bezi. Sıkıştırıyor sinirleri, ağrıdan uyanıyor, bağırıyor, çağırıyor, bir daha uyuyamıyor falan filan.
Doktorlar demiş ki şimdi ameliyat edemeyiz çünkü sinirler çok hassas, çok narin. Ameliyat edersek felç olma riski var. Omuriliğin üzerinde bu. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz 5-6 yaşına kadar, biraz büyüsün, ondan sonra. Bu da çocuk hiç uyuyamıyor, sersem sersem tabii. Getirmişler bana. Ne yapacağız hocam? Sorun yok. Ürünleri 3 defa yerine 4 defa 5 defa kullanırsanız kısa sürede erir dedim. Ya, öyle mi? Öyle. İyi peki. 6 ay sonra geldiklerinde 6 santime düştü. 6 ayda. Artık rahat uyuyor. Böyle kalsa olur mu? Böyle kalsa olur mu? Olur mu? Yarın yine büyür. 6 santime kaldı. Böyle bıraksak da ileride ameliyat olsa. Olabilir. Ama ileride büyüdü. Bıraktığın zaman, yarıda bıraktığın zaman ne oldu? Büyüdü. Tekrar büyüdü. Ne olacak bu sefer? 6 ayda değil, 1 yıl sürecek iyileşmesi, tedavi süreci falan dedim. Peki dediler. 3 ay daha kullandılar, kurtuldular. Her türlü rahatsızlığı iyileştirmek mümkündür. Her türlü. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru ürünü kullanmak. Türkiye'de doğru ürün kim üretiyor? Adam bana bir poşet, şurada bir üçkağıtçı düzenbaz şarlatan biri var. Her türlü hastalığı tedavi ediyorum diyor. İsmi önemli değil. Ben bunun diyor 6 aydır ürünlerini kullanıyorum da bir faydasını görmedim diyor vatandaş. Kaç milyar para vermiş. Getir bakalım. Getirdi. Kapsülleri açtık. Baktık. Tabii ki etki yapmaz dedim. Niye? Bitki tozu. Adamlar destilasyon ne bilmiyor bu işi yapanların. %99'u destilasyon, ekstraksiyon nedir bilmiyor. Vatandaş da araştırmadan oraya ofisine bir teyp koymuş. Bir ayet, Kur'an ayeti açmış. Durmadan Kur'an okuyor bürosunda. O bu çok Müslüman adam. Bundan zarar gelmez diye düşünüyor vatandaş. Psikolojik olarak etkiliyor. Ya en çok darabeyi yapan bunlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ben Almanya'dayken camide geçtik onu başka dedim. 4 tane hoca attım camiden. Dinleri imanları para. 3 kağıt. Hacı hoca kes geçinen. Ha hacı hoca rahmetli benim babam da camide yöneticiydi camide. Yıllarını verdi cami yaptırmak için. Amenna adam ama 5 kuruşu tenezzül etmediği gibi teklif eden parayı da kabul etmedi. Ben bunu Allah rızası için yaptım. Para için yapmadım dedi. 7 yıl cami için çalıştı. Cami için toplanan paraları %17'si senin hakkın dediler. Babam onu almadığı gibi kendi tarlasını, kendi koyunu sattı. Hayvanı sattı cami bitirmek için. Ha, öyle de var, böyle de var, şöyle de var. Herkes iyi, herkes kötü diye bir şey yok. Her renk insan var. Allah bizi iyilerden eylesin. Yapacak bir şey yok. Evet. Nafiye Levent Yeşil Yurt hanımefendi diyor ki 8 yıl Efoxor kullandım diyor. Hiçbir faydasını görmemiş tabii. Sizin ürünleri kullanır kullanmaz kendime geldim maşallah. Ormus Gold kullanmış. Anında etkisini görmüş. Ormus Gold Sarkantan'ın komple set. Yıllarca Efoxor'un ne kadar yan etkisi var biliyor musunuz? Buraya attım internetten bakabilirsin. Ben de buraya da attım. Sadece o değil. Bütün bu antidepresanlar, siyah dışkı veya dışkıda kan, öksürme, hırıltı, nefes yetmezliği, yüksek sıcaklık, göz bebeğinde genişleme, bulanık görme, sersemlik hissi, hiperaktivite, efendim vesaire vesaire neler, yorgunluk, esneme, kuvvetsizlik, üşüme, esneme, bulantık görme, güneş ışığına duyarlılık, kilo alma, ishal, tat alma bozukluğu, kulak çınlaması, idrar çıkamama vesaire, yani hangisini sayayım? Yani hep bütün antidepresanlar tehlikeli ve özellikle erkekler kullanırsa zamanla abla gibi olurlar. Adam buraya gelmiş ağlıyor. Diyor ki karım beni evden attı. Ağlıyor. Niye attı? Söyleyemem. Söylemesen nereden bileyim ben?
Medyum başka bir tane adam var. Git ona medyuma git. Ben medyum değilim. Falcı, büyücü değilim. Bitki uzmanıyım. O kadar. Bitki konusunda bilgi sahibi. Söyleyeceğim. Ne söyle hadi. Utanıyorum. Utanırsan ne var? Herkes de olur. Dert Allah vermesin. Olur. Allah vermiyor aslında. Kendi buluyor derdini. Antidepresan kullandıydım. Hormonlarım sıfır olmuş. Hanımla ilişkimiz bitti. Demiş ki sana güle güle sana ihtiyacım yok. Kız kardeşimden farkın yok demiş. Doktora gittin mi gittim ne dedi? Bana mı sordun dedi. Doktor bunu yapacak yapmaması gerekir dedim. Yani bir çözüm üretmesi lazım. Bana mı sordun ki laf mı yani? Cevap mı? 30 yıl Almanya'da kaldım. Hiçbir doktor böyle diyemez. Bana mı sordun ki diyemez. Derse orada ağzını üstüne vurabilirsin. Burada vuramıyor. Burada her doktor bir kral. Yani doktorları tabii iyi olanları tenzih ederim. Ama çoğu ağzını bile açamıyor. Gidiyor vatandaş anlatıyor herkes hikayesini. Neyse. Evet. Neyse. Ve vatandaşa biz ne yaptık? Önce sarı kantaronla psikolojisini düzelttik. Sonra çoban çökertelle hormonları düzeldi. Vesaire. Tekrar ailesi kabul etti. Kadıncağız da yani maşallahı varmış. Evet. Kötü günde adamı tekme tokat dışarı atmış. Yani böyle kadınlar da var. Allah kimsenin başını vermesin. Şimdi bayanlarda adet düzenleyici çay. Hayıt tohumu, kaz otu, oğul otu, civan perçemi, otu, nane. Kaz otunu Türkiye'de bulamazsınız. Evet, bu karışımdan kaz otu yerine ada çayı konabilir. Çay yapıyorsunuz, demliyorsunuz, içiyorsunuz. Adet düzenleyici, hormon düzenleyicidir. Yan etkisi yoktur. Hanımefendi, Melih Erdamar hanımefendi baş dönmeleri mi oluyordu? Çok yoğun vertigo yani. Sizin ürünler kullandım Ormus Gold, GLD diyoruz şimdi. Ormus Gold'un ismi GLD, Ormus GLD oldu. Baş dönmelerim hafifledi diyor. Maşallah daha 2 hafta olmuş. Neden vertigo olur baş dönmesi? Sanki ayağının altından dünya kayıp gidiyormuş gibi. Böyle oturduğu yerde dünya kayıyor, gidiyor. Boşluktaymış gibi hissediyor. Baş dönmeleri. Vertigo'nun sebebi şudur. İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde tüysüzlüler, tüysüzlüleri besleyen kılcal damarlar var. Kılcal damarlarda tüysüzlüleri besleyemezse, tüysüzlüleri sağa sola yamulur, bükülür, eğilirse akordu bozuk saz gibi kulak cızırtı yapar. Kulak çınlaması, tinnitus başlar. İç kulağın içindeki salyangozun içerisindeki tüysüzlerde anormallik olursa, yani bu silahlı eğitimde, askerde, poliste olur veya diskotekte dam müzik yapanlarda veya gürültülü iş ortamında çalışanlarda vesaire veya yanlış beslenenlerde karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, yüksek tansiyon, düşük tansiyon bir sürü sorun tetikler bunu. Evet. Bir de bu salyangozun üstünde 3 tane yay şeklinde organ var. Buna denge organı denir. Denge. Yay. Bu yayın 3 tane yay. Dikey, yatay ve tam yatay, yarım yatay. Bu 3 tane organın içerisinde kristaller ve sıvı var. Kristaller oynarsa veya sıvı artarsa veya azalırsa, oradaki bir denge bozulursa ne olur? O zaman baş dönmesi başlar. Denge organındaki sinirler beyince gider. Şu beynin arkasındaki bölüme gider. Salyangozdaki sinirler beyine gider. Yani denge organında sorun olursa baş dönmesi, salyangozun içerisinde problem olursa kulak çınlaması başlar. İkisini farklı farklı sebepler tetikler. Bazen bir kişide her ikisi de olur.
Bazılarında bazısı olur, bazısı olmaz mesela. Evet, kulak çınlaması rahatsızlığı olan bir beyefendi askerde, astsubay, askeri eğitim sırasında yanında büyük bir top atışı sırasında olmuş. Adamın kulağı çınlıyor. O doktor, bu doktor, şu doktor, o ilaç, bu ilaç, şu ilaç hiçbir şey fayda etmemiş. Uyuyamıyor, sersem gibi. Doktor doktor geziyor. Diğer astsubaylar demiş ki, bu üç geçti ya. Dalga geçiyor, hiçbir şeysi yok falan demişler. Adamın psikolojisi daha da bozuluyor. Arkadaşlarının, iş arkadaşlarının böyle alay etmesi, dalga geçmesi. Dedi ki, artık buraya kadar geldi, kafamı keseceğim, psikolojim bozuldu, intihar edeceğim. Bu ağrılar, rahatsızlar, rahatsız etmiyor. Bu çevremdeki insanların dedikodusu beni rahatsız ediyor daha çok dedi. Panik yok dedim ya, panik yok, panik yok. Her şeyin tedavisi var. E nasıl olacak? Gökçek var, sorun yok. Ginkgo biloba dünyada kulak için en etkili bitki. Ama içindeki etken madde %0.05 ile %0.02 arası. Yani çok çok az. 10 binde 5 gibi bir şey yani. 2 ile 5 arası. 10 binde. Binde değil. Biz onun kapsülünü ürettik. Tabii ginkgo beyine kan akışını artırır. Fakat yeterli değil. Çünkü orada plak oluşmuş da iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüzüğünü besleyen kılcal damarlar kıldan 1000 kat ince. Angstrom çapında. Bir de bunun içinde plak oluştuğunu düşün. Ne oldu? Hoppala. Bitti gitti. İşte bu zencemay, yani eski ismiyle iksir ne yapıyor? İç kulağın içindeki salyangozun içindeki tüzüğünü besleyen kılcal damarlardaki plakları çözüyor. Tüysüz döner, besledi mi tekrar normala dönüyor. Bu kadar basit bizim için. Evet, o astsubay efendi aylar sonra tedavi edebildi kamzusu. Buna benzer birçok hadise var. Bir de Mehmet Bey var İngiltere'de. Adam beni aradı. Doktora gittiğinde kulak doktoru demiş ki, kulağın içinde basınç var, hava çıkmıyor. Bu da rahatsız ediyor, basınç oluşuyor beyninde, kafasında. Ne olacak demiş doktora. Doktor demiş ki, kulak zarına tüp takacağız. Küçücük bir şey, şöyle bir aparat. İçerideki havayı dışarı atsın diye. Çünkü kulak zarı havayı geçirir. Kulak zarı kalınlaştığı için mikrop kapmış, kandida. Enfeksiyondan dolayı kulak zarından hava geçmiyor. Geçmediği için hava çıkmıyor. İçeride çıkmayınca basınç oluşuyor. İçeriyle dışarının basıncı değişince patlayacakmış gibi içiriyor kendini. O doktora gitmiş, bir kulak tüpü takmışlar buna. Kulak tüpü takayım derken salyangoza zarar vermişler. Yani nasıl ameliyat yaptıysa, İngiliz doktorları da doktor gibi değil, camış gibi bir şey herhalde. yani adam zarar vermiş fayda yerine. Adamcağızda durup dururken kulak çınlaması, baş dönmesi başlamış. Ne olacak şimdi demiş. Kortizon. Vermişler kortizonu, vermişler. Adam balon gibi olmuş. Şişmiş de şişmiş. Kilo almış, almış. Hafıza gitmiş. Adam gastavuz diyorlar. Yani bar gibi bir yer çalıştırıyor. Herkes bunun sohbetini sevdiği için hikayeleri anlatıyor. Herkes buna geliyor. İş yeri mükemmel çalışıyor ama adam akıl gitmiş. Unutkanlık başlamış. Arkadaşların dostlarını bile hatırlamıyor. Hikayeyi anlatamıyor. Millet ne oluyor buna demişler. Ne oluyor sana? Ben de bilmiyorum. Kendine bir baktır demişler. Tamam. İnternetten aramış bulmuş. Dedi ki ya ben durumum bundan ibaret. Ne olacak? Sorun yok. İyi tamam dedi. İzine geliyorum. Burayı işi çocuklara bırakıyorum. Ben geliyorum izine. İzmir'de hem izin tatil yapacağım dedi. Hem dedi sınırları kullanacağım. Bakalım. Aradan 4 ay geçti. Bir beyefendi geldi. Beni tanıdınız mı İbrahim Bey? Benim dedim nereden tanıyorum bilmiyorum. Ya ben sizin hastanızım dedim valla. 10 binlerce insan geliyor gidiyor. Bilemiyorum, bir şey diyemeyeceğim, kusura bakma. Ben Mehmet. Hangi Mehmet dedim. İzmir'de bilmiyorum dedim. Ya Londra'daki kulak. Ha tamam hatırladım evet. Evet. Dedi ki tatil bitti. İzmir'den uçacaktım.
İstanbul'dan uçuyorum Londra'ya. Neden biliyor musun? Neden biliyorum? Bilmiyorum dedim. Sana teşekkür etmek için geldim. Allah razı olsun. Hayata yeniden döndün. İyi. Allah sana sıhhat versin. Evet. Gereken de hediye getirdi tabii. O da güzel bir şey. Bugün de vatandaş Kadir Bey gelmiş. Bir çuval fındık getirmiş. Ne yapayım ben fındığı dedim ya. Bu kadar fındık ben ne yapayım? Ne yaparsan yap. Evet. Çalışanlara dağıt dedim bizim beyefendi, hanımefendi hazretlerine. Evet, şimdi vertigo ve kulak çınlaması bizim için nedir? Sorun değil. Elçin Sarı hanımefendi, doktor İsmail Yılmazer tavsiye etmiş babasına. Babasında prostat hastalığı var. İsmail Bey maşallah Mersin'de çok iyi çalışıyor. Bütün hastalarını bitkilerle tedavi etmeye çalışıyor ve çok büyük başarılar elde ediyor bizim ürünlerle. Prostat hastasına cüce palmiye seti tavsiye etmiş. Yıllarca kimyasal ilaç kullana kullana perişan olan adamcağız bizim ürünleri kullanınca maşallah hemen toparlamış. Demiş ki ya çok çok iyi, mükemmel, kendimi iyi hissediyorum demiş. Yıllarca ilaç kullandıktan sonra. Evet. Güzel bir yorum. Silivri'den bir beyefendi gelmişti bundan 9-10 yıl önce. Doktoru ameliyat demiş, korkmuş doktor, bir daha gitmemiş doktora. Ama sürekli prostatı büyümüş. Olmuş 150 gram. Portakal kadar olmuş. Bu kadar dayanır mı insan? Dayanmış. Şundan korkmuş, prostattan ameliyat olursam cinselliğim gider, kadın gibi olurum diye korkmuş adam. Doğru, orada da haklı yani. Prostat ameliyatı olanların %85'i teyze gibi olur. Yani Allah korusun, çok kötü, riskli bir şey yani. O da korkudan ameliyat olmamış. Ben demiş bu riske giremem çünkü çevresinde ameliyat olanların durumunu biliyor adam. Bana geldiğinde dedim ki bir hemen makatla tesis arasında sülük vurdur birkaç tane. Uzmana git. Hacamatçılar var, sülükçüler var, onlar sana sülük vursun. Oraya pis kanı bir alsın. Olur mu? Olur, niye olsun? Yadarım olmaz. Kanı inceltir, pis kanıymışsın. Bir, iki, cüce palmiye seti kullan. Bu sülük birkaç defa vurdurabilirsin dedim. Tamam dedim. Adam gitti, bir sülük, birkaç defa sülük yaptırdı. Onlar bizim ürünleri kullandı. 150 gramdan ama uzun sürdü. 9-10 ay sürdü onun tedavisi. Yavaş yavaş küçülmüş. Geldi bana, Allah razı olsun dedi. Dua ediyorum, beni ameliyattan kurtardın, hayata döndüm. Böyle portakal kadar adamın prostatı büyümüştü. Prostat neden büyür? Prostatın içerisinde reduktaz ve aromataz isimli iki enzim var. Bu enzimler erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür. Yani testosteron hormonunu östrojen hormonuna dönüştürürse ne olur? Prostat büyümeye başlar. Kendini göğüs gibi algılarsınız. İşte bu enzimleri frenlerseniz prostat tekrar eski haline gelir. Şimdi cüce palmiye, ısırgan otunun kökü, yak otu, altınbaşak otu gibi birçok bitkinin birleşiminde çok önemli bir madde var. Beta zitosterol. Yani bir kortizon. Bitkisel kortizon ama kimyasal kortizon değil. Bitkisel kortizon. Bu ne yapıyor? Enzimleri frenliyor. Enzimler azaldıkça tekrar hormonlar normale dönüyor. Prostat tekrar normale dönüyor. Bitti gitti. Ha, nereden biliyoruz? Avustralya'da Profesör Buckle Hastanesi'nde birçok profesör, uzman, doktor hastaları üzerinde cüce palmiyenin ekstraktil hastalığı tedavi etmişler. Ama onlar 2,5-3 yıl sürmüş onların tedavisi. 2,5-3. Onların 2,5-3 yılda tedavi ettiği hastayı biz kaç ayda tedavi ediyoruz? 3-4 ayda. Nasıl? Sadece cüce palmiyle bu iş olmaz. Hızlandırmak için at kuyruğu otu, yani at kuyruğu otu yani 40 kilit, altınbaşak otu, ısırgan kökü, zabal seruluta, yani cüce palmiye, tabii ki zencemay, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, lokma, altınbaşak otu, zeytinyağı, bırak, akule vesaire içerir. Ne yapar?
Damarlar açar, plakları çözer vesaire vesaire vesaire. Her türlü. Evet. Prostat rahatsızlığı olan çok insan var. Hiç sorun değil. Tenisçi dirseğe sorun olan bir beyefendi, ha bu İsmail Yılmaz'dır. Kendisinde tenisçi dirseğe olmuş böyle burası. Söğüt seti kullanmış 2 ay. 2 ay içerisinde tabii ki kendisi spor yapıyor. Tek kolla, tek elimle 40 kilo kaldırıyorum diyor. Maşallah maşallah. Ben tek elimle 20 kilo kaldırabilirim. Çok zorlasam belki 25 kilo. Fazlası oldu muydu gider. Adamın kolu kopar, Allah korusun. Bizim Emre kaç kilo kaldırır? 10 kilo kaldırmaz. 5 kilo ancak kaldır böyle. Yani zor bir şey. Yani ben fitness'e gittim gördüm insanlar nasıl çalışıyor. Böyle 40 kilo tek elle böyle kaldırmak imkansız gibi bir şey. Maşallah. Demek ki yıllardır hem doktor hem spor yapıyor. Güzel bir şey. Ben de yaptım kaç yıl. Vakit bulup gidemiyorum ama gideceğim bir gün inşallah spora. Aslan Mermer Afşin beyefendi tenisçi dirseği için söğüt seti kullandım iyi geldi demiş. Evet bu da başka bir arkadaşımız. Diş eti iltihabı için Ormus GMS kullandım diyor. Hemen şak diye geçti. 2-3 haftada Ormus GMS ile diş eti iltihabı. Ormus GMS ile Ormus Gold farklı. Yani GLD farklı. Ormus GMS gümüş içerir. Bor çünkü mangan, demir, bakır, potasyum, sodyum vesaire vesaire magnezyum içerir. Ormus GLD ise daha çok altın ağırlıklı. Bu hücre yeniler DNA tamiri de beyinle ilgili. Sinir sistemiyle ilgili. Ormus GMS ise koloidal gümüşün 1 milyon kat daha küçültülmüş hali. Koloidal gümüş doğal antibiyotik. Her türlü mikrobu öldürür ama hala koloidal gümüş metaliktir. Atomik değil. Ormus gümüş ise atomiktir. Bu ne demek? Koloidal gümüş 5 ila 15 veya 25 veya 30 nanometre çapında, nanometre. Oysa atomik pikometre çapında, piko. Yani koloidal gümüşü 10 milyon defa büyüttüğümüzde futbol topu kadar, Ormus gümüş toplu iğnenin ucu kadar 10 milyon defa büyütürsek. Aradaki fark bu kadar küçük. Yani Ormus koloidal gümüş hücre içerisine giremez, girse de fazla etki yapamaz. Ormus gümüş ise hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içindeki kromozom içindeki DNA, DNA'nın içindeki amino asitlere kadar ulaşamayacağı nokta yok. Her yere ulaşır. Bu nedenle diş eti iltihaplanması genellikle viral bir enfeksiyondur. Viral. Viral enfeksiyonlarda Ormus GMS, bakteriyel enfeksiyonlarda koloidal gümüş. Kullanan vatandaş memnun. Zaten birçok enfeksiyon, viral enfeksiyonlarda Ormus GMS kullanıyoruz. Evet. Bu da yeni bir. Bu solunda lep bezi şişmiş vatandaşın Serkan Kansoy beyefendi iltihaplanmış, kızarmış böyle. Lep bezi iltihaplanması, şişmesi nedeniyle bir aydır sol taraftaki şişkinlik azaldı diyor. Eline geliyormuş, şimdi iyiyim diyor. Ne etki yaptı acaba diyor, merak ediyor. Ya ne etki yaptıysa yaptı. Allah Allah, sen de mi herbalist olacaksın kardeşim? Herbalist olmak için 30 yıl çalışman lazım. Diyor ki, zencefil mi etki yaptı, zerdeçal mı etki yaptı? Hangisi etki yaptı? Set bu set. Hepsi birlikte kullanılacak. Şimdi zerdeçal mı etki yaptı, zencefil mi etki yaptı? Hangisi etki yaptı? Niye bilmek istiyorsun ki? Önemli olan iyileşiyor musun? İyileşiyorsun. Sen de bu işe gireceksin tabii. Araştırman lazım, okuluna gitmen lazım.
Ama söyleyin. Her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bu bakterinin %95'i faydalı. Faydalı bakteriler vitamin üretir. B6, B9, B12 K vitamini. Kimyasal ilaç kullanırsanız faydalı bakteri yok olur. Zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Karaciğer arıtamaz. Arıtamaz ise toksik maddeleri bünyeniz oraya buraya şuraya depolar. Nereye depolarsa orada sorun çıkar. Neymiş? Bağırsakta sorun, karaciğerde sorun, lenf sisteminde sorun olur. Her türlü hastalıkta bağırsakları, karaciğeri, damarları tedavi etmek gerekir. Yoksa tedavi kalıcı olmaz. Yani lenf bezesindeki iltihaplanma, şişmeyi kurtulmak için komple set gerekir. Sadece zerdeçal, sadece zencefil olmaz. Merak ediyorum. Zerdeçal mı iyi oldu, zencefilden mi iyi oldu? Önemli olan iyi olması değil mi? Evet. Bazı sırlarımız da bize kalsın. Değil mi? Her şeyi söyleyelim. Oh, okey. Maşallah. Huzursuz bacak sendromu biliyorsunuz. Bir gün bir şeye gitmiştik. Denize. Bir de kramp oluyor bacakta. Huzursuz bacak sendromu. Kişi yattığı zaman, uyuduğu zaman gece aniden bir tık yapıyor. Huzursuz tak tak tak. Uyandırıyor, bir daha kişi uyuyamıyor, geziniyor. Psikolojisi bozuluyor. Çok kötü oluyor. Bazılarına da kramp giriyor bacaklarına. Bir gün denize girmiştik birkaç arkadaş. Bir tanesi çok güzel, mükemmel yüzme bilir. Adam kilometrece gitse hiç yorulmaz. Aa diye bağırdı bir an. Ne oldu dedik. Dedi ki ayağıma kramp girdi. Şimdi dedi ben hallederim. Ne yapacak şimdi? Biz de yüzme biliyor ama adam ta uzakta. Az bir şey biliyor. O kadar da mükemmel bilmiyor. Hallederim. Nasıl halledeceğim? Ben hallederim dedi. Adam mayosunda top iğne taşıyormuş. Top iğneyi çıkarmış, ayağına batırmış. 2 saniye sonra tekrar normale başlamış. Hay Allah dedim ya, ne enteresan bir rahatsızlık. Kramp girince ayağı böyle odun gibi oluyor, hareket ettiremiyor. Toplu iğneyi batırınca sinirler tekrar uyarıyor, harekete geçiyor. Var mı bunun için bir çareniz dedi. Var, her türlü derde bizde deva var, sorun yok. Sarı kantoron kullanırsın, krampları çözer. Olmuş kolt da beraber. Evet, ben 4 şişe zencefil, Seyhan Bey diyor ki, bu da başka bir kullanıcı arkadaşımız. 4 şişe zencefil kullandım. Şükür ağrılardan ve huzursuz bacak sendromundan kurtuldum diyor. 4 şişe zencefil kullanmış. 4 şişe zencefilla ağrılardan, sızılardan kurtulmuş. Huzursuz bacak sendromu geçmiş 4 şişede. Kemal Keskin Bey de diyor ki huzursuz bacak sendromu vardı. Sabahlara kadar ayaklarımı hareket ettirmekten uyuyamazdım. Allah Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Ormuz Gold kullanıyorum. Artık daha rahat uyuyorum. Birisi zencefilden etki görmüş, diğerisi Ormuz Gold'dan etki görmüş. Ormuz Gold ne yapıyor? Beyindeki hücreleri DNA'yı tamir ediyor, hücre yeniliyor. Bünyeyi rektef ediyor, detoks, aratıyor, temizliyor. Yani birisi zencefilden faydasını gördüm diyor, diğerisi Ormuz Gold'dan fayda gördüm diyor. Mükemmel. Çok güzel bir, enteresan bir yorum var. Şimdi vatandaşımızın biri, Adem Bey, kendisi öğretmen. 22 yaşında aort kapağı ameliyatı olmuş. Açık kalp ameliyatı. Teneke takmışlar. Aradan 10 yıl geçmiş. Pardon, 35 yaşında tekrar. 13 yıl. Tam 13 yıl sonra. Bu sefer hem damarları tıkanmış hem de mitral kalp kapakçığı yetmezliği ortaya çıkmış. Doktorlar açık bypass, açık kalp ameliyatı demişler. Açık kalp ameliyatı. İnternetten bulmuş geldi. Yani dedi ki duyduğuma göre siz çok birçok kalp damar rahatsız hastasını tedavi etmişsiniz. Öğrendim çevremden. Benim için ne yapılabilir? Yani mitral kalp kapakçığı ile ilgili bir şey yapmadık dedim. Yani kalp damarları, damar tıkanıklığı, kalpte işte
yetersizlik, fonksiyonun azalması vesaire vesaire bir sürü sorun var. Onlara hiç sorun değil ama bunu hiç duymadım. Hiç bilmiyorum dedim. Dedi ki ne yapayım? Dene. Ne zaman ameliyat olurum olacaksın? 6 hafta. 6 haftada bu zencemay, alıç, komple set kullanacaksın. Ama öyle böyle değil. Günde 4-5 defa yoğun şekilde kullanacaksın. Ameliyat gününe kadar. Doktor zaten ameliyat etmeden sonra bakar dedim. Peki dedi. 1996'da aort kapağı ameliyat olmuş. 13 sene sonra tekrar ameliyat olacak. 2009 yılında. Daha neredeyse 10 yıla yaklaşmış. 10 yıl önce bu yorum. Tamam deneyin dedim. Başladı bizim ürünleri kullanmaya. 6 hafta sonra ameliyat için hastaneye gittiğinde doktoru demiş ki o ameliyata gerek yok. Niye? Hiçbir şey yok. Nasıl yok? Yok işte bir şey yok demiş. Geçmiş. Allah Allah. Nasıl geçti demiş. Ne yaptın? Ne kullandın? İksir kullandım. İyi demiş. Devam et o zaman. Doktoru göndermiş. Çocuğun arkasında yürüyemeyen kişi oğluyla beraber spora koşu yapıyor ormanda. Evet, benim için bir şiir yazmış. Evet, size bir şiir yazdım diyor. Bir zaman altındı, pul oldu payem. Gurbet ve yoksulluk işte hikayem. Tükettim kendimi, kalmadı gayem. Elveda gençliğim, çıkmışsın yola. Güle güle ömrüm, uğurlar ola. Hayal ülkesine gidilmez imiş. Vefasıza kalem edilmez imiş. Bu gönül dünyayı ne bilmez imiş. Elveda gençliğim, çıkmışsın yola. Güle güle ömürler, ömrüm uğurlar ola. Adım Adem Koç, ilkokul öğretmeni yazmış. Yani şiir yazdım size diye. Şiir uzun da biz kısa kestik ya. Yani. Evet. Gençlerin problemi nedir? Sivilce. Almanya'da hele, bütün Almanya'da çocuklar böyle, onlar domuz eti çok yediği için çok sivilce çok oluyor. Çok pis oluyor ciltleri, iğrenç. Bir Alman çocuğunda da bir tane sivilce olsa hepsi alay ediyorlar. Fikir geziş diyorlar. Sivilceliyiz diyorlar. Çok ayıp bir şeymiş gibi. Herkes alay ediyorlar. Çocuğun suratında bir tane sivilce olsa fikir geziş diyorlar. Tamam bitti. Psikolojisini bozuyorlar. Hep alay ediyorlar Almanya'da. Türkiye'de öyle bir şey yok. Hele ki yok çok şükür ki. Yoksa adamın psikolojisini bitirir. Herkes alay konusu oluyor. Orada bir tane sivilce olsa şurada okula bile gitmiyor bazı çocuklar. O sivilce geçene kadar. Onun için kimi krem kullanıyor, kimi yağ kullanıyor, kimi neler neler neler. Herkes sabah kalkınca aynanın karşısında sivilce var mı yok mu onu kontrol ediyor saatlerce. Hepsinin derdi sivilce. Yüzüne bakın önce. Aman sivilce olmasın. Alay konuşuluyor. Evet, Ferit Bey sivilce nedeniyle rahatsız olmuş. Tabii ki birçok sivilcesi var. Bizden ürünleri almış, kullanmış. Fantastik diyor. Kısa sürede sivilceden kurtuldum. Allah razı olsun diyor. Bize dua ediyor. Bağırsakları karaciğeri tedavi ettiğinizde sivilce kendiliğinden geçer. Sivilce önemli bir şey değil. Evet. Kalp damar rahatsızlığı olan bir başka beyefendi Mehmet Aydoğan kalp damar tıkanıklığı için alıç seti. O kullandım diyor. Alıç. Alıç'ın dünyada o demek Ormuz Kod demek. Alıcın dünyada 900 türü var. Türkiye'de 90 çeşit yetişir. Sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Diğeri tıbbi maksatla kullanılmaz. Yani kullanılabilir de etkisi az olur. Çünkü içindeki etken madde az. Sadece Almanya'da binlerce hasta üzerine denenmiş, etkisi ispatlanmış. Sadece Almanya'da yüzlerce firma alıcın damlasını, derecesini, kapsülünü üretiyor. Kalp için. Tansiyon için, kolesterol için, yüksek tansiyon için vesaire vesaire. Mükemmel bir ürün. İsteyenler bitkiseltedavi.net'ten bakabilir. Ben bununla ilgili çok ayrılı detaylı bilgi veririm. Göksu Özer beyefendi de diyor ki babam da aldı. Babama da aldık. Ona da kalp rahatsızlığı vardı. Zencefil ile birlikte kullandı. Kendini çok iyi hissettiğini söylüyor diyor. Evet, kalp damar rahatsızlığı olan çok kişi hamdolsun. Okus pokus. Hemen iyileştiriyoruz. Var mı?
Mesela kalk kapat için dünyada bitkilerle tedavi edebilen bir baba yiğit var mı Gökçük'ten başka? Yok. Görmedik, duymadık, bilmiyor. Var mı? İnternete bakın. YouTube'a bakın. Instagram'a bakın. Oraya buraya şuraya bakın. Türkçe bakın, Rusça bakın, Çince bakın, İngilizce bakın, Fransızca. Hangi dilde bakarsanız bakın. Mitral kalp kapakçı yetmezliğini bitkisel ürünlerle tedavi edebilen bir Allah'ın kulu yok. Kimyasalla da yok. Yani ne var? Ameliyat var. Başka bir şey yok. Biz bu dünyada ameliyatı çözen tek kişiyiz. Başka da yok. Eşi benzeri yok Gökçü'nün. Yani bugün değerim bilinmiyor. Mimar Sinan'ın da yaşarken değeri bilinmiyordu. Veya İbn-i Sinan'ın değeri bilinmiyordu. Adamı hapse atıyorlardı. Ha, bir insan yaşadığı zaman değeri bilinmez. Ölümcül. Öldükten sonra ah şöyle adamdı, böyle adamdı derler. Bizim de birisi heykelimizi dikecekler ama ben heykel istemiyorum. Ha. Şimdi söyleyeyim. Heykel istemiyorum. Bir kuru bir taş. Üzerinde İbrahim Gökçek yazsın yeter. Bir de dua isterim. Başka bir şey istemem. Evet. Erkan Yavaş beyefendi diyor ki ağır gripler nedeniyle haftalarca yatarak kalıyor. Kötüydüm diyor. Çok kötü geçiyordu. Ormus GMS kullandım diyor. Artık kolay kolay grip olmuyorum. Olsam da çok tez atlatıyorum. Hiç sorun olmuyor diyor. Evet, burada bir Fındıkzade'de bir hanımefendi oğlu kış aylarında 7, 8, 9, 10 defa grip oluyor. Her gripte de 2 hafta, 3 hafta yatıyor çocuk, bir daha kalkmıyor. Mızmızlanıyor, okula gitmiyor. Problem, problem, problem. Yani bu çocuk ne olacak diye ilaçlar kullanıyor, kullanıyor, kötü oluyor. Kullanıyor, kullanıyor, kötü oluyor. Bana getirdiler. Ne olacak bu çocuğun hali? Koloidal gümüş, ormus gümüş. Koloidal gümüş, ormus gümüş. Kullandılar. O sene çok kolay atlattı grip olmadan. Bir sene sonra tekrar geldi annesi. Hocam artık ürün pek almıyoruz. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü grip olmuyor. Olsa da çok hafif atlatıyor. Geliyor geçiyor. Yatmıyor artık. Yatalak olmuyor. Böyle haftalarca yataktan çıkmıyordu eskiden. Şimdi grip olduğu zaman bir iki günde hafif gelip geçiyor. Çocuk bile fark etmiyor grip olduğunu. O kadar kolay. Bağışıklık sistemi güçleniyor çünkü. Evet. Kan artık kolay kolay grip olmuyor. Bağışıklık sistemi güçlendiği için. Evet. Sürekli de ilaç kullanmaktan, özellikle antibiyotik kullanmaktan kurtuldu. Maşallah. Esma Yıldırım Hanım IBS yani irritable bağırsak sendromu nedeniyle spazm, bağırsaklarda böyle kramp oluyor. Çok kötü oluyor. Sancısı falan filan. Birçok ilaç. Hep zehirleniyor. Hep zehir. Yan etkilerini okusalar zaten bizim millet alıyor hapı yutuyoruz. O leblebi gibi. Ya yan etkisini okusan zaten hiçbirini kullanmazsın ya. Niye Çinliler deli mi, manyak mı? Hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyor. Sadece Çin mi? Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Dünyada 7 milyar insanın 4-5 milyar ilaç kullanmıyor. Ve sağlıklı. Sadece Avrupa'da görüyorsun ilaç kullananlar böyle bom bom bom. 180-190 kilo gelenler var. 200 kilo. Almanya'da öyle. Tank gibiler. İlaç kullanana kullanana zehirleniyorsun. Türkiye'de de dünyada en hızlı obezite rahatsızlığına yakalanan 3 millet var. Hızlı. Avrupalı, Amerikalı dikkat ediyor. Yavaş yavaş yemesine, içmesine 3 ülke hızlı kilo alıyor. Suudi Arabistan çok yiyorlar. Acayip. Canavar gibi durmadan yiyorlar. Ruslar ve Türkler. Hızlı obeziteye yakalananlar, hızlı obez olan milletler. İlaç kullanmak. Biz ilaç kullanmaktan, Suudi Arabistanlılar aşırı yemek yemekten durmadan yiyorlar. Günde 10 defa yemek yiyorlar. Sabah adamlar lokadan da çıkmıyorlar. La ilahe illallah. Biz de ilaç kullanmaktan zehirleniyoruz. Bilinçsizlikten. Evet, çok ağrılı, sancılı
bir durum. Çünkü bağırsaktaki normal sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. Bu bakterinin %98'i 99'u kişiye göre değişir. Faydalıdır. Bunlar vitamin A, B6, B9, B12, K vitamini vesaire. Onlar azaldıkça kandida yerleşir. Kandida nedir? Matara gibi bir şeydir. Böyle bağırsak ağız kısmı, bağırsağı böyle kine gibi yapışır. Dokunuş şeklini, rengini alır ve 84 çeşit zehir üretir. Üretmiş olduğu zehir bağırsakları yakar. Bağırsaklardaki sinir ucları böyle mukozanın altındaki sinir ucları yandı mı ne olur? Ya aşırı hassaslaşır ya körerir. Hassaslaşırsa irritable bağırsak sendromu, körerirse kabızlık olur. Veya ulceratif kolit, kolit, morbus, kron vesaire vesaire. İşte böyle çok ağır bir vakayı tedavi etmişiz ve diyor ki hanımefendi artık kolay kolay grip bile olmuyorum, bağışıklık sistemi güçlendi diyor. Çoban çantası seti T. Kilolu olanlar için T, kilolu olmayan için O. Evet. Ödem söktürücü bir çay tavsiye ediyoruz. Ödem çayı. 20 gram ardıç kozalağı, 20 gram altın başak otu, 20 gram sarı yoncayı bulamazsınız. Kokulu yonca, sarı yonca. 20 gram biberiye, 20 gram kayış kıran. Biberiye düşük tansiyonlar için, yüksek tansiyon varsa alıç, yaprak ve çiçeği gerekir. Yani buna dikkat edin. Çünkü alıç, tansiyon, düşük tansiyonlar için ideal, yüksek tansiyonlara iyi gelmez. Biberiye onun yerine, biberiye ile alıç da değişmek gerekir burada. Evet, normal çay gibi demleyip içilebilir, sorun yok. Yoshihara Mehmet Şirikoğlu bir yorum daha yapmış. Demiş ki, Ormus Gold ve Sarı Kantoron kullandım. 40 günde geçti. Panik atak. 40 günde panik ataktan Ormus Gold ve Sarı Kantoron'la kurtuldum diyor. 40 günde panik atak. Maşallah maşallah. Bir olay anlatmıştım biliyorsunuz. Bir abla vardı. Onu aklımda çok kalan şeyler yani böyle çok enteresan hikayeler kafamda çok kalıyor. Mesela burada enteresan bir hikaye anlatmamış. Demiş ki panik ataktan 40 günde kurtuldum. Ormus Gold Sarı Kantoron'la demiş. Bitti. Burada enteresan bir hikaye anlatmamış. Onun için kafamda kalmaz bu. Silinir gider. Ama Hatice Hanım'ın hikayesi kafamda kalmıştı. Gitmez. Neden? Çünkü kadın panik atak nedeniyle yataktan çıkamıyor. Tuvalete gidiyor zaman çocukları götürüyor, getiriyor. Bir şey yiyeceği zaman getiriyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Sokağa değil, yataktan çıkamıyor. Öyle perişan. Ben aradı kızı. Annemin rahatsızlığı var böyle böyle. Dedi ki ne yapılabilir? Dedim ki bağırsağında sorun var mı? Şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık, kaz. Dedi ki ya ben panik atak diyorum. Sen bağırsağında kabızlık var mı diyorum. Ben de hemşireyim, az çok ben de bilirim tıbbı diyor bana. İyi maşallah, güzel dedim. Bilmeniz güzel bir şey de. Evet, beyni besleyen nedir? Kan. Kanı üreten nedir? Karaciğer. Karaciğer, kan yapabilmesine neye ihtiyaç var? Vitamin, mineral, enzim. Nereden geliyor? Kalp, bağırsaktan. Ha. Demek ki bağırsakta faydalı bakteriler azalmışsa, vitamin üreten, zararlı bakteri ve mantar çoğalmışsa bunların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler nereye gidiyor? Bağırsağı yakıyor. Bir, karaciğer yalanıyor. İki, zamanla karaciğeri aratamıyor. Nereye gidiyor? Dolaşıyor, beyine gidiyor. Beyin bitti, iflas. Bütün organları zehirliyor. Ha öyle mi? Pardon ben bilemiyorum, kusura bakmayın dedi. Siz önce alın kullanın, 6 hafta ondan sonra arayın beni dedim. Aldılar, kullandılar. 6 hafta sonra beni aradı, dedi ki hocam Allah sizden razı olsun, ne oldu? Annem alışverişe gitti. Kaç yıl sonra ilk defa. Yıllarca kortizon kullanıp perişan etmişler zaten kadıncağızı. 4-5 yıl sonra ilk defa tekrar alışverişe gitmiş. Maşallah dedim, çok güzel. Evet, kekemelik. Kekeme olan birçok kişiyi biz mucizevi bir şekilde hamdolsun iyileştirdik. Bunlardan biri de Davut Coşkun İbrahim Bey, kekemelik sorun için sarı kantoron seti O kullandım. Çok etkili, Allah razı olsun demiş. Hikmet Baykaş Ormus Gold ile kekemelikten kurtuldum. Allah razı olsun demiş. Ahmet Çoktan
Heyecanlanınca düzgün konuşamayan, halk arasındaki kelime dizimiz olanın gerçekleştiği bir yakın için Ormuskor kullandık. Çok faydasını gördük. Tamamen ortadan kalktı. Teşekkürler demiş. Halil İbrahim Oka. İbrahim hocam, ürünlerinizi kullanmadan önce annemi iki kişi lavaboya götürüyordu. Ginkgo seti o kullandıktan sonra şimdi kendi işini yapabiliyor. Ayağa kalktı. Efendim televizyon seyredebiliyor. Peltekliği geçti. Wow, maşallah. Düzgün konuşabiliyor. Aynı zamanda peltek yani. Hem lavaboya gidemeyecek kadar hareketleri sınırlıyor. Hem de konuştuğu anlaşılmıyor. Benim büyük oğlum da bir gripten sonra grip, gece baktım, kontrol ettim ateşini. Ooo, 42 dereceye geçmiş. Hemen banyoya soktum, buz gibi suyla, elbisesiyle beraber duş aldırdım. Soğuk suyla. Hanım dedi ki, ya ne yapıyorsun çocuğa? Boş ver sen şimdi, ateşi düşmesi lazım. 43 olursa Allah korusun, çok tehlikeli. Ateş gibi yanıyor çocuk dedim. İyi dedi. Neyse. Aradan bir ay geçti, çocuk başladı kekelemeye, durup dururken. O doktor, bu doktor, şu doktor, A, B, C, hiçbiri anlamıyor. Biri diyor ki, kasıtlı yapıyor, kendini nazlanıyor. Öbürü diyor ki, geçer. Öbürü başka bir şey. Dediğimi anlamıyorsanız, uzmanla gönderin. Sinirlendim, ona buna çağırdım, bağırdım. Anlamıyorsan ne konuşuyorsun? Almanya'da doktorlara diyebilirsin, ne konuşuyorsun, anlamıyorsun diyebilirsin. Türkiye'de diyemezsin, Türkiye'de. Her doktor bir kraldır. İyilerin müstesna. İleri de çok az. Neyse. Baktım doktorlar yapacağı bir şey yok. Sabaha kadar uyumadım. Araştırdım. Sarı kan torun. Bunun ben bir hemen ilacını aldım. Kullandım. Çocuk 3-4 ay sonra kekemelikten kurtuldu çok şükür. Bayağı sorun olacak. Kekemelik biliyorsunuz, basit söylemesi de, bir insanın toplum içerisinde bitiriyor. Ne kadar mükemmel insan olursa olsun, oradan bir kendini bilmez gelip abuk subuk konuşursa ne olur? Senin oğlun çok değerli olmuş, çok iyi bir insan olmuş, bir şey ifade etmiyor. Dengesizin biri dengesiz konuşursa, psikolojisi bozulursa alt üst olur işte. Olmaz. Yaşadığım için biliyorum. Evet, Kadir Bey maşallah yeni fotoğraflar göndermiş. Kadir Cebeci. 80. günde saçlarım fırça gibi oldu diyor. Yeni fotoğraflar eklemiş. Kelleye karşı bizim ürünleri kullanıyor. İlk başladığında kafasının üstü cas cavlaktı hemen hemen. Şimdi fırça gibi saçı oldu 80 günde. Ha, bizim ürünlerle nasıl oluyor da bu kadar etki yapıyor? Neden, niçin? Şimdi dünyada birçok ülkede üretilen minoksidilin içerisinde finasteridin denen bir madde var. Finasteridin iyi huylu prostat büyümesine karşı kullanılan bir ilaç, kimyasal. Bu erkeklerde cinsel yönden iktidarsızlığa kadar sebep olabildiği için ucuz olmasına rağmen tehlikeli. Ama herkes, bütün firma bunu kullanıyor. Biz onun yerine daha etkili ve yan etkisi olmayan bir ürün kullanıyoruz. Farkımız bu. Ve kalıcı çözüm, geçici değil bizim üretmiş olduğumuz. Kalıcı. Neden? Çünkü spirulina da kullanıyor biz, veriyoruz. Geven de. Geven, kromozomlar, yani hücre bölündükçe kromozomların ucunda telomeraz denen bir enzim var. 15 bin nükleotit, yani parçacıktan oluşur. Bir insan doğduğunda, bebekken o telomerazdaki enzimler 15 bin nükleotitten meydana gelir. 15 yaşına geldiğinde 12 bine düşer. 70 yaşına geldiğinde 5 bine düşer. Artık hücre bölünmez, çoğalmaz. Böylece ne olur? Yaşlı insanların, 70, 80, 90 yaşındaki insanların kas hücreleri, kemik hücreleri, doku hücreleri yavaş yavaş öldüğü için adam küçülmeye başlar, böyle büzülür. Hastalar erir, hücreleri gelişmez. O nedenle insanların genç ve dinç olmaları için araştırmalar yapıldı. Bir madde buldular. Gevenin birleşiminde
Astragalo diye, bunun bir kilosu 36 bin dolar. Biz o 36 bin dolarlık etken maddeden daha etken bir madde bulduk. Onu ne zaman söyleyeceğiz? Hiçbir zaman. O da bizim sırrımız yani. Her şeyde söyleyecek halimiz yok. Evet. Ha, saç için çok güzel yorumlar var. İsteyenler bakabilir. Zaten burada 100 binden fazla yorum var. Evet. Kurban Albay 2012 yılında kullandığım ağır antidepresanlar nedeniyle bırakmaya çalıştım. Doktora gittim. Doktor demiş ki bunlar beni perişan ediyor, bunları bırakayım demiş. Doktor demiş ki hayır, bırakamazsın, 2 yıl daha kullan falan. 2014 yılına kadar çok kullandım, çok perişan oldum, çok yan etkisini gördüm. Yaşayan ölü gibiydim diyor, yaşayan ölü gibiydim diyor. 2018, 20 Kasım, Ormus Gold kullanmaya başladım diyor. Bir yıl önce, tam bir yıl, bir ay, 13 ay önce Ormus Gold kullanmaya, Sarı Kantoron Ormus Gold kullanmaya başlamış. Sarı Kantoron Ormus Gold. Sarı Kantoron ben de kullanayım ha. Sakinleşmek lazım, yoksa burada bir sürü vatandaş çalışıyor, bunların yanlışları beni sinirlendiriyor. Ha, Sarı Kantoron kullanıcı rahatlayayım. Evet, Sarı Kantoron vesaire spirula kullandım diyor. Gökçek ürünleri kullanıyorum. Yeni ürünleri de alacağım. Evet. Yan etkisi, yani kimyasal antidepresanları bıraktım diyor. Rahatladım. Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Mükemmel. %1 kaldı diyor rahatsızlık. Belki diyor %1 kaldı. Onun içinde diyor, onu da halledeceğim diyor. Yani %1 kaldı diyor. Yani hemen yok diyor. Evet. Maşallah. Bazı küçük yorumları atlıyorum. Kusura bakmasın arkadaşlar. Kullandım, faydasını gördüm diyor. Ne için kullandım, neden kullandım bilmiyorum. O zaman için ne yorum yapayım? Kullandım, faydasını gördüm. Ne için kullandın? Ne faydasını gördün? Ben Zendeşal kullandım, faydasını gördüm. Ben bundan bir şey anlamadım ki. Hangi hastalığa kullandın, ne kadar kullandın, ne faydasını gördün? Bu tür yorum yapanların yorumunu, kusura bakmayın, okumuyorum. Geçiyorum. Arkadaş, yazacağın iki cümle. Zerdeçal şu rahatsızlık için kullandım, şu kadardır kullanıyorum, şu faydasını gördüm. Üç tane kelime yazacaksın. Fazla bir şey istemiyoruz. Yazıyorsan böyle yaz. Yani atla deve istemiyoruz. Gerçi atla deve de burada nerede bulacak? İstanbul ortasında atla deve ne yapacak? Çivilik kurmak lazım. Evet. Fatih Parlak beyefendi, glukosamin MSM kondratin kullandım diyor. Eklem sıvısı için bitenleri müjdeliyorum. Mükemmel bir ürünümdür. Ameliyat olmayın, ameliyattan kurtarır. MSM ameliyattan kurtarır. Glukosamin MSM kondratin. Nasıl kurtarıyor bu MSM kişiyi? Eklem sıvısı neden azalır? Ona bir bakalım. Bağırsakların vitamin mineral enzim gelirse karaciğer kan yapar, kemik iliği kan yapar. Karaciğer ve kemik iliğini kan yapabilmesi için bağırsakların vitamin mineral enzim gelmesi lazım. Bağırsakların vitamin mineral enzim yerine toksik madde gelirse karaciğer bunu arıtmaya çalışır. Arıtamazsa nereye gider? Zayıf noktalar, kimine beynine, kimine karaciğerine, kimine eklemlerine vesaire vesaire. Eklem sıvısının kalitesi azalırsa, azalmasının sebebi kanın kalitesinin düşmesi. Eklem sıvısı azalır. Sinoviyat sıvı azalırsa kıkırdaklar birbirini böyle sürtüne sürtüne sıvı azaldıkça kemikler kırılabilir. Kırılırsa kemik faresi denen bir olay ortaya çıkar. Küçük kemik kırıkları. Bu kemik kırıkları dizdeki, eklemlerdeki, genellikle dizde, ayakta, ayak bileğinde dizde olur. Genellikle dizde olur. Nadiren kalçada da olabilir. Kemik faresi denen bu kırıklar kirişleri, sinirleri, damarları dahi kesebilir. Çok tehlikeli olabilir. İşte sütle beraber MSM
bir de Boswellia var. Romatizm olursa Harpago da gerekir. Ne yapıyor? Eklem sıvısının kalitesini artırıyor. Şimdi eczanede glukosamin kondratin denen bir firmanın ürünü var. Hangi firma olduğu önemli değil. Bir kutu MSM'yi 450 liraya satıyor adam. 450. Biz kaç liraya satıyoruz? 50 lira. Ha. Onlarınki daha etkili olduğu için mi 450'ye satıyorlar? Bizimki daha kalitesiz olduğu için 50 liraya mı satıyoruz? Hayır. Biz onların ürettiğinden tam en az 10 kat daha etkilisini üretiyoruz ve 10 kat daha ucuza satıyoruz. Nasıl yapıyor bunu? MSM şudur. Metil sulfonil metan. Birinci özelliği enfeksiyonu önlemesi. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, eklem kireçlenmesi vesaire vesaire. İkinci özelliği ise daha önemli. Etken maddeyi taşıyıcı, bu DMSO'nun toz hali. Etken maddeyi taşır. Siz bunun içerisine etken madde konadıysa neyi taşıyacak? Neyi taşıyacak? Dünyada glukosamin kondratin üreten birçok firma içine etken maddeyi koymuyor. Ne koyuyor? Hava. Nasıl etki yapacak? Tamam, iltihabı önleyelim diyelim. Başka? Hiç. Yaban mersini göz için kullandınız diyelim. İçinde MSM yoksa veya MSM kapsülü almıyorsanız etkisi %10'dur, 15'tir. Bu yaban mersinin büyük bir kısmı defacette idrarla atılır. Kana karışır, göze gitmeden dışarı atılır. Bitti gitti. MSM olduğu zaman etken maddeyi hedefe taşır. Çoban çökerten yani tribulus MSM içerirse etken maddeyi hedefe taşır. Hipofiz bezesine etki yapar. Luteinize hormonunu artırır. Bu da testosteron hormonunu artırır. MSM olmazsa ne olur? Almış olduğunuz tribulusun %60'ı, 70'i hatta 80'i kaybolur. Daha hipofiz bezesine gitmeden. Defacette idrar yoluyla atılır. Ha, o zaman neymiş? Her türlü üründe MSM gerekir. Etken maddeyi hedefe taşımak için. Bunu kim yapabilir? Gökçek. Başka kim yapabilir? Hiçbir kimse. Bu kadar basit. O nedenle burada 20 çeşit bitki ekstraktı var. 20 çeşit. En çok bitki ekstraktı burada. Ha, içinde ne var? Onları da söyleyeyim mi? Evet, onu da ahir zamana bırakayım. Hepsi bu dünyada söylemeyin. Ahir zamanı. Ahir zaman dedin de işimiz zor. Allah yardım etsin. Ahir zaman nereden aklımıza geldi arkadaş ya? Rahat rahat giriyorduk işte. Evet. Ormuz GMS'e her türlü viral enfeksiyonlarda 10 numara. Bu Ormuz Gold'un amcası olur. Nereye koyduk? Ormuz GMS'i de var ya, arkadaşımız zahmet olmasın diye getirmemiş. Ben alayım bari. Değil mi? Ben yerimden kalktım. Ormuz GMS'e, Ormuz Gold'un amcası. Ormuz Gold, altın, bor, çinko, mangan, demir içerir. Ormuz GMS'e farklı bir üründür. Gümüş, altın, bor, çinko, mangan, demir, bakır, magnezyum, sodyum, potasyum vesaire içerir. Yani ikisi birbirine benzer ama bu antiviraldir. Virüs, fark etmez hangi virüs. AIDS hastasını bile tedavi ettik. Düşünün artık. Prostatiti tedavi ettik. Faranjit, bronşit, sinüzit vesaire vesaire. Elhamdülillah. Ha, benim söylemem yetiyor mu? Yetmiyor. Bak ne demiş Kadir Cebeci. Ormuz GMS sayesinde prostatitten kurtuldum diyor. Var mı başka bir benzeri? Bir yorum daha vardı bu programdan önce ilk başında. Neydi o? Diş eti. Ha, diş eti iltihaplanması için bir yorum programın başında söylemiştim. Diş eti iltihabının sebebi viral bir enfeksiyon. Kullanmış, diş eti iltihabından kurtulmuş. Gülcan Zorer, Zencemay çok özel bir ürün, söz setini aldım. Diz ağrılarım, kalça ağrılarım, kireçlenme geçti demiş. Maşallah maşallah.
Neredeydi amca? Neredeydi? Söğüt seti. Oo, kullanmış. Eklem kireçlenmesi. Onun yanında M de var. MSM. Yani Boswellia da var. Yani set kullanıyoruz. Diz ağrılarından, eklem kireçlenmesinden, kalça kireçlenmesinden kurtuldum. Boğazım ağrıyordu. Zencemay kullandım. Zencemay da boğaz ağrılarımı geçirdi. Sizin ürünler mükemmel demiş. Elhamdülillah. Ne diyelim yani? Şükredelim ki böyle güzel ürünler üretiyoruz. Bazen yatmıyorum, uyumuyorum, uyuyamıyorum. Çünkü düşünüyorum bu problemi nasıl çözerim diye bazen. Uykusuz kaldığım zamanlar da oluyor. Çözemedim, çözeyim derken ya bir namaz kılayım, namaz vakti gelmiş diyorum. Allah Allah, günlerce düşünüp çözemediğim sorunu namaz kılarken çözüyorum. Namaz kılarken ibadet etmem lazım. Ama o anda geliyor aklıma. Genellikle namaz kılarken aklıma geliyor. Problemleri öyle çözüyorum. Yani çok takıldığım, aşamadığım konuları namaz kılarken çözüyorum. Biraz sonra namaz kılayım, bakayım ne çözeceğim. Evet. Semra Hanım, panik atak kabus gibiydi. Deliriyorum sanıyordum. Ormuz kol kullandım 2 ayda. Hiçbir şeyim kalmadı. Yeniden doğmuş gibiyim. Allah sizden razı olsun demiş. Hatice Hanım'a anlatmıştım. Çok enteresan. O aklımdan hiç çıkmıyor. Aslında panik atak rahatsız olan yüzlerce hastayı tedavi binlerce hatta. Ama Hatice Hanım çok enteresan olduğu için yataktan çıkamayan kadın 6 hafta sonra alışverişe gitmişti. Programın başında yine böyle bir panik atak hastasını tedavi etmiştik. Ona anlattık, onu da anlatmıştım. Evet. Ne diyor? Panik atak kabus gibiydi. Deliriyorum sanıyordum. Omuz kol kullanmaya başladı 2 ay oldu. Yeniden doğmuş gibiyim. Allah sizden razı olsun. Mükemmel bir şey 2 ayda. Varsa bunun eşi benzeri, Ormuz Kolt'un eşi benzeri varsa dünyada bana da söyleyin. Alo, burada var diyeyim. Benim de haberim olsun. Var mı? Yok. Hamdolsun. Farkımız bu. Farkımız nedir? Kalite. Ya la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi ben yorumların 1/3'üne gelemedim ya. Çok yorum var. Bir haftada o kadar yarım oldu ki hamdolsun, ben de şaşırdım. Bu kadar yorum var, en az 30 yorum var. Nasıl anlatacağım bunları ben, ne zaman anlatacağım? Kısa geçeyim. Hepsini bitirmeye çalışayım. Şeker hastalığı nedeniyle eşim birçok ilaç kullandı, bir faydasını görmedi. Şekeri 4 yıldır 400'ler civarındaydı. İnsülin kullanması gerekiyor, hap kullanıyor, fayda etmiyordu. Sizin ürünleri kullandı, Gurmar seti. Ve bir ayda ilaçları bıraktı. Bir ayda Gurmar seti 400'lerden aşağı inmeyen şekeri bir ayda normale döndü diyor. Kimyasal ilacı bıraktı diyor. Gurmar'la ilgili bizim çok deneyimiz var. 450'lerden aşağı inmeyen bir beyefendi vardı. Doktoru mutlaka insülin kullanacağını demişti. Onu bile o durumdan kurtardık. Şimdiden Fenerbahçe kulübünde Mehmet Bey, Kayserli. Anlatmıştım. Şimdi tekrar anlatırsam çok zamanım var. Türkan Yaşar, fibromiyalji hastalığı için Gurmar seti kullandım. Ağrılarım geçti. Teşekkür ederim demiş. İbrahim Taşdelen, fibromiyalji için Harpagos S kullandım. %70 iyileştim. Daha yeni başladınız. Acelesi yok. Zaman alır. Abdullah Salih, Harpagos seti kullanıyorum fibromiyalji için. İlk günden etkisini görmeye başladım. Allah razı olsun demiş. Zehra Aykent, Harpagos setini kullanıyorum fibromiyalgiye karşı. Daha 1. haftada ağrılarım azaldı. Rahatladım. Size dua ediyorum demiş. Evet, geçtik. Panik atak için bir yorum yapmış arkadaş. Bunu anlattığımız için geçiyoruz. Evet. 10 gün oldu ilaçlarınızı kullanıyorum. Kendime geldim, faydasını gördüm demiş. Geçelim. Evet, kısa geçmem lazım. Yoksa yorumlara yetişemeyiz.
Elsizlik ürünleri kullanıyoruz. Allah uzun ömürler versin. Dua etmiş. Sağ olun, Allah razı olsun. Şahdere Safrakesen'in taş ve çamurlar için çoban Orhan Çobanoğlu, Şahdere seti o kullandım. Karaciğerim ve safram tertemiz oldu. Taşlardan ve çamurlardan kurtuldum diyor. Mükemmel bir şey. Ameliyatsız. Şahdere seti ile safra taşı ve safra çamurlarından kurtulmuş. Maşallah. Hızlı gitmem lazım. Zaman yok. Büyük bir şirkete çalışıyorum. Alım satım malzeme işlerine ben bakıyorum. Kafam karma karışık, çok yoğun. Bazen unutuyorum, işimi yapamıyorum, geriliyorum. Tabii ki şefle aram açılacak bu girişler diye panik yapıyor. Sizin ürünleri kullandım 15 gün içerisinde. Ormus Gold kullandım. İkinci haftada hemen etkisini gördüm. Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Tekrar kafam diyor dört dörtlük çalışmaya başladı. Mükemmel bir etki. Bu yorumları geçiyoruz çünkü zamanımız yok. Halime Peker Çiçek Hanım diyor ki zencefil kullandım. Vücudumdaki iltihabik rahatsızlıklar geçti. Bademcik iltihabı, bademcik taşlarından kurtuldum diyor. Özgür Bey, zencefil kullandım. Karaciğer problemlerim geçti. Enzimlerim normala döndü. Teşekkür ederiz. İsmail Yılmaz Er geldi. Tamam, burada duruyoruz. Niçin? Çünkü şimdiye kadar hiç duymadığımız bir hastalıktan bahsediyor. Nedir? Asfiksi felci. Beyine oksijen o yeter oranında gitmediği için beyin felci. Yani nedeniyle çocukta gözüken anormallik, yüzünde mimik olmayan, yani tepki vermeyen bir durum. Çok ağır bir hastalık. Asfiksi felci. Bizim ürünleri Ormus Gold vermişler çocuğa. Ayakta durabilir hale geldi ve gülümsüyor. Maşallah. Doktor Yılmaz Er kendi hastasına çocuk üzerinde Ormus Gold denemiş. Asfiksi felci. Yani beyne oksijensiz kalması nedeniyle ortaya çıkan donukluk, hareketsizlik nedeniyle çocukta gözüken rahatsızlığı, ayakta durabilir hal geldi ve gülümsüyor, tepki vermeye başladı diyor. Beyin çalışmaya başladı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet, Doktor İsmail Yılmaz Er'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mükemmel şeyler yapıyoruz. Mükemmel. Evet, her yoruma bakmıyoruz. Çünkü vaktimiz yok. İsmail Yılmaz Er bir yorum daha atmış. Ormus Gold zihni çok berraklaştırıyor. Etraftaki renkleri canlı oluyor, ayrıntılı görüyor. Rüyalar bile renkli hatırlıyorum. Renkli görüyorum, hatırlıyorum sabah rüyalarını diyor. Rüyalar berraklaşıyor, zihin berraklaşıyor, rüyalar netleşiyor, renkleşiyor. Evet, çok güzel. Bizim sekreter hanımın kardeşi biraz agresif. Çocuk böyle maaşıya takılıyor. Çeteler var böyle mahalle aralarında. Bir o çetelerle oralara buralara takılıyor. Kavgayı çok meyilli bir çocuk. Ormus Gold sarı kantonu kullansın, sakinleşir dedim. Çocuğa Ormus Gold vermiş. Bir çay kaşığı, akşam sabah kalkmış ablasına demiş ki abla çok güzel şeyler gördüm. Rüyalarım renkli renkli, canlı canlı film seyreder gibi demiş. Bir gecede bir defa bir çay kaşığı beynini temizlemiş, arıtmış, netleştirmiş, gördüğü rüyaları ayrıntılı anlatmış. Film seyreder gibi. Yani anne baba çocukla ilgilenmediği için, çocuk sokakta büyüdüğü için agresif, her an her gruba, her çeteye karışıp kavga yapmaya meyilli. Neyse, ona fazla detaya girmeyelim. Aysun Şen Cıbık. Ormus Gold kullandım. Sıkıntı, stres, ağrı kesicilerden kurtuldum. Stresten kurtuldum diyor. Ağrı kesiciler kullanıyordum. Ormus Gold ile ağrı kesicilerden kurtuldum. Kimyasal ilaç kullanıyorum yani sakinleşmek için. Hamdolsun diyor. Maşallah maşallah. Vay canına.
ağrı kesiyor. Halime Hanım diyor ki Ormus Gold kullandım. Yaraları iyileştiriyor. Evet, aynı Ormus Gold'dan bahsediyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne faydasını gördünüz diye bir şey atmıştım buraya. Atmıştı bizim webmaster. Ormus Gold kullanılır, faydasını yazsın diye. Bugün hep Ormus Gold'dan bahsetmişler. Şu faydasını gördük diye. Yaraları iyileştiriyor, yanıkları iyileştiriyor, beyni temizliyor. Akıntıları önlüyor. Bayanlardaki akıntıları mesela. Beyni temizliyor. En önemli özelliği de demiş. Maşallah. Evet. Force Colin zayıflatıyor. Yağları yakıyor aşırı. Force Colin nane gibi bir bitki. Hindistan'da yetişir. Tabi Force Colin içinde sadece Force Colin yok. Zencefil var, lahana mix var vesaire vesaire. 9 çeşit ürün var. Kullandığı zaman kullanan çok kişi memnun. Zayıflıyor kısa sürede. Problemsiz, sorunsuz. Şimdiye kadar çok güzel neticeler elde ettik. Evet, Ormus Gold'la ilgili detaylı bilgileri nerede görebiliriz? Bitkiseltedavi.net'te isteyen bakabilir. Okan Öner çok enteresan bir yorum yapmış. Nabzım, basıncım, vücudumun çok değişmişti. Ağır metaller, kimyasallar kullanmaktan dolayı ağır metaller, yanlış beslenmekten dolayı nabzı fırlıyor, dengesiz. Nabzı 1-400 lira çıkıyor. Allah Allah. Hastaneye gidiyor, hastanede müdahale ediyorlar, tekrar dönüyor falan filan, tekrar sorun çıkıyor. Ormus Gold, kükürt, bosfolya, borat vesaire vesaire kullandım diyor. Ağır metallerden kurtuldum diyor. Yani bunun büyük bir problemi vardı. Problemleri aşmış maşallah. Kadir Cebeci, Ormus Gold dikkat eksikliğini ortadan kaldırdı. Unutkanlık sıfır. Konulara daha muhakkem oluyorum diyor. Evet, Ormus Gold kullanıyorum. Sarı kantaron kullanıyorum, mükemmel demiş. Şükran Yıldıran hanımefendi, Ormus Gold kullanıyorum, çok güzel. İnsanın beynini dinlendiriyor, vücudunu dinç tutuyor demiş. Şimdi demiş, kısaca geçiyorum çünkü vakit yok. Gülşen Bilgesoy hanımefendi, Ormus Gold düşünce ve stresi gideriyor. Dingin, huzurlu düşünceler geliyor. Stres gidiyor diyor. Dingin, huzurlu düşünceler geliyor. Beyni arınıyor, temizleniyor. Düzeldikçe rahatlıyor. Muzaffer Erdem, Ormus Gold 3 yıl önce tanımıştım. Hayatımda çok şey değişti. Muhteşem bir ürün. 3 yıl önce diyor. Tanıdım Ormus Gold'u. Hayatımda çok şey değişti. Muhteşem bir ürün. Yani Ormus Gold'la tanıştıktan sonra hayatı değişmiş. Çok güzel, çok mükemmel diyor. Ne diyebiliriz? Allah razı olsun. Ceyhun Emanet, Ormus Gold bir filmde gördüğüm hayali ve yalan olan iksirin gerçeğinin dönüşmüş hali. Ha, bir film var ya, Limitsiz diye. Orada hikaye anlatıyor çocuk. Bir hap veriyor doktor. Sokakta geçen böyle kadının kokusunu alıyor. Ah, tiksiniyor kadın. Yerleniyor, pis kokuyor. Tam onun kokusu. Altıncı kat. Tam aşağıdaki kadın. Kötü kokuyor kadın. Onu atıyor. O kadar hassaslaşıyor. Başka güzel bir bayan geliyor. Onun kokusunda hoşuna gidiyor. O diyor falan filan. Onun gibi bir film ben seyretmiştim. Limitsiz diyor. Siz diyor o hayali ve yalan olan iksirin gerçeğini yaptınız. Ben ne desem az buradan ama beyin hızlı çalışırken sakinlik ve dinginliğiniz koruyup tam odaklanma ve bütün her şeyi anlayıp yorumlayabiliyorsunuz. Vay canına, mükemmel bir şey yapmış. Beyniniz hızlı çalışırken sakinlik ve dinginliğinizi koruyup tam odaklanma ile her türlü şeyi anlayıp yorumlayabiliyorsunuz. Vay canına, mükemmel bir yorum ya. Değil mi? Bundan iyi yorum var mı? Çok güzel. Bir daha tekrar edeyim. O filmde gösterilen diyor yalan, uyduruk şeyin siz gerçeğini yaptınız. Beyin çalışırken sakinlik ve dinginliğinizi koruyup tam odaklanma ile bütün her şeyi anlayıp yorumlayabiliyorsunuz. Mükemmel bir yorum yapmış. Ormus Gold kullandı böyle arkadaşlar. Maşallah maşallah. Biraz şaka yapıyoruz. Evet. Yorumların çoğunu okuyamıyorum. İbrahim Sarıoğlu, Ormus Gold mükemmel bir ürün. Baş ağrısı geçti demiş. Baş ağrısı için kullanmış. Evet. Bu arkadaşımız da
şapka çıkarıyorum size. Siz gelmiş geçmiş en büyük hekimsiniz demiş. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini hatırlatmış. Diyor ki, insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır. O da benim. Biraz kendim işim artık. Şimdi, benim özelliğim şu. Kalite, kalite, kalite. Bu nedenle bizim ürünler etkili. Şimdi ben bir ton Ormus Gold ürettik. Yani iki defa yarım ton, yarım ton, bir ton. Son ayar vereceğim, benim işim çıktı. Mahkemeye, duruşmaya gitmem lazım. Dedim ki bizim vatandaşa, bak şu şöyle olacak, bunu böyle yap. Peki dedim, gittim. Bir saat sonra beni aradı. Hocam, efendim, olmadı. Niye? Morardı. İkinci kalite. Ne yapacağız bunu? Dökün gitsin. Ya olur mu bu kadar para? Kaç yüz bin lira değerinde. Olsun, dökün gitsin. Yenisini yaparız. Ya bunu işte şöyle desek satsak, karıştırsak satsak, şunu. Olmaz, dökün gitsin. Kaliteden taviz veremeyiz. Çünkü bunu bebek de kullanacak, çocuk da kullanacak, yaşlı da kullanacak, hasta, en ağır hasta da kullanacak. Kaliteden taviz veremeyiz. Kaç yüz bin lira para? Benim umurumda değil para. Para sonraki iş. Önce sağlık. Peki dediler. İstemeyiz. Ben dökün diyorum, onlar dökmek istemiyor. Çok para, çöpe gidecek. Dökün gitsin, o kadar. Sorun yok. Kaliteden taviz vermek yok. Her şeyden taviz var, kaliteden yok. Çünkü insan sağlığı var. Reyhan Hanım, MMS Plus Aktiva, MMS Plus Optima 10 gün oldu, lağman yapıyorum diyor. Bunları da aynı zamanda kullanıyorum. 20. gündeyim. Bağırsaklardan jöle gibi şeyler döküldü diyor. O nedir? Kandida. Bağırsaklarından pislikler dökülmüş. Kulak iltihabı nedeniyle antibiyotik kullandım 15 gün. Sonra tekrar nüksetti. Bak çok enteresan. Ne diyor bak. Kulak iltihabı nedeniyle antibiyotik kullandım. Bırakınca tekrar nüksetti. Kükürt içtim, kulak iltihaplanması geçti. Oh maşallah. Çok enteresan değil mi? Kükürt içmiş. Bizim gönderdiğimiz kükürtten. İki yorum yapmış aslında burada. Bir, MMS Plus Aktiva ve Optima bağırsaklarından jöle gibi olan kandidayı çözmüş. Kükürt de kulak ağrısını geçirmiş. Ha, beyefendi ne demiş? Ormus Gold dikkat dağınıklığını önlüyor. Kendimi çok iyi toparlıyorum. Unutkanlığı sıfırlıyor. Saygılar, selamlar demiş. Evet, bizden de saygılar, selamlar, hürmetler. Bu beyefendi de oğlum okulda derslerine konsantre olamıyordu. Hiperaktif, gergin, stresli, gerilimli bir çocuk. Çalıştıramıyorlardı ders. Ormus Gold kullandık diyor. Çocuk okulda başarılı ve çalışkan bir hale geldi. Çalışmadığı halde dersi yapıyormuş bazı çocuklar. Yani birdenbire değişmişler. Maşallah, maşallah, maşallah. Ha, çok güzel, enteresan bir yorum. İlknur Hanım, teyzesi Almanya'da, karaciğerinde tümör var. İki tane. Uğur var. Kötü huylu. Doktorlar ameliyat edemeyiz, çok geç falan filan demişler. Yaşlı bir kadın demişler. Bizim ürünleri kullanıyor. 5 ayda ama nasıl? Bir sabah bir akşam kadın hastalıktan dolayı iştaha gitmiş. Biraz halsiz dermansız, onu da zorla veriyorlar. Ama ne olmuş? Kendini çok iyi hissetmeye başlamış. Kan değerleri düzelmiş. Günde 2 defa kullandığı halde. Normal günde en az 3. Böyle ağır hastalar 4 defa kullanması gerekir. 5 ay kullanmış ama normal 2 ay kullanmış gibi, çok az kullanmış. Ama buna rağmen kan değerleri düzelmiş. Kendimi çok iyi hissediyorum diyor. Allah sizden razı olsun diyor. Saygılar, selamlar. Evet. Karaciğer tümörü. Çok ağır bir rahatsızlığı var. Taner Bey, babamın diyor sırtında ve yüzünde
Ama daha çok sırtında çıbanlar çıkıyor diyor. Ve babam ne yapıyordu? Kükürt yiyordu birkaç gün. Çıbanlar hemen yok oluyor, tertemiz oluyordu diyor. Ben de ondan dolayı diyor, hatırladım. Yıllar önce öyle yapıyormuş babası. Sizden aldım kük diyor, ben diyor sivilce mivilce kalmadı, tertemiz oldum. Sihirli toz, iyi ki diyor piyasaya sürdünüz, teşekkür ederim diyor. Babası yapıyormuş eskiden. Sırtından iri iri çıbanlar çıkıyormuş. Kükürt yemeye başlıyormuş. Birkaç gün kükürt yiyince çıbanlar yok oluyormuş. Enteresan, güzel bir şey. Evet, ya yorumların çoğunu atlamak zorundayım. Çünkü bayağı çok oldu. Evet. Depresyona karşı 14 senedir depresyon nedeniyle çeşitli ilaç kullandım demiş Kemal İdem beyefendi. Çok yan etkilerini gördüm, bir faydasını görmedim. Namaz dahi kılmak için kalabalığa karışamıyordum. Boğuluyormuş gibi hissediyordum kendimi. Namaza gidemiyor, boğuluyormuş gibi hissediyor. Sarıkantaron seti o kullanıyorum 10 gündür. 10 gündür sarıkantaron seti o kullanıyorum. Rahatladım, kendime geldim. Rahat rahat toplumun içerisine giriyorum, namazımı kılıyorum, hayata döndüm. Allah sizden razı olsun, iyi ki varsınız hocam falan demiş. Uzun bir yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz. Sarı kantoron seti o. Ha, bu da güzel. Mehmet Hamzoğlu. Evet. Kandidadan kurtuldum. Allah razı olsun sizden diyor. 1,5 aydır kullanıyorum. Mide bağırsak rahatsızlarımdan kurtuldum, gazdan kurtuldum. Efendim gece uyuyamıyordum, uykuda fırlayarak uyanıyordum. Kalp çarpıntım vardı, nefes darlığı vardı, halsizlik vardı. Hiçbiri kalmadı. Oh maşallah. Artı et beni eridi, yok oldu diyor. Et beni varmış. Boynum, boğaz hep et beni varmış. Hepsinden kurtuldum. Allah razı olsun. Dua ediyorum size diyor. Maşallah maşallah. Evet. Çok güzel. Yorumların çoğunu geçiyorum çünkü hızlı geçiyorum. Bu kadar. Evet. Serpil yazar hanımefendi, sizin ürünleri kullanıyorum. Hamamelis Cordyceps seti kullandım. Zayıflama seti kullanmamış ha. Hamamelis Cordyceps seti kullandım diyor. 10 kilo verdim diyor. Maşallah maşallah. Zayıflama seti kullansa daha çok şey yapardı. Zayıflardı. Evet. Murat Çelik beyefendi, lahana mix, gemese, kükürt, zencemay kullandım diyor. Artı force kolon vesaire. Çok hemen kilo verdim. Çok kilo verdim. Çok faydasını gördüm demiş. Uzun uzun yorum yapmış. Kendisine teşekkür ederiz. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Gürkan Yılmaz beyefendi, aşırı üşüyordum. Hiçbir şey fayda etmiyordu. İçlik yiyormuş. Ha. Eklem sıvısı düzeldi. Söz seti kullanıyorum. Üşümelerim geçti. Kendimi çok hissediyorum. Allah razı olsun demiş. Nurhan Sevenkaya hanımefendi de aynı şekilde üşümekten kramp giriyor. Karın ağrıları, bağırır ve bacaklarda üşüme oluyor. Uzun çoraplar giyiyor böyle, bayanların şuraya kadar giydiği bir çoraplar. Ne diyorlar onlara? Bir şey diyorlar. Neyse, boşver. Çok iyiyim, hemen etkisini gördüm diyor. Evet. Şurada çok enteresan bir yorum var, onu da söyleyeyim de. Mehmet Evmez beyefendi, bağırsaktaki kandida için aşırı yorgunluk, şişkinlik, gaz vardı. Cordyceps VST kullandım. Halsizlik, şişkinlik ortadan kayboldu. Kandidadan kurtuldum. Artı diyor, vitiligo. Vitiligo mu vardı? Vitiligodan kurtuldum diyor. Vitiligo. Allah Allah. Vitiligo. Beyaz leke hastalığından kurtulmuş bu arkadaş. Çok enteresan. Bak ne kullanmış? Cordyceps seti V kullanmış. Hem kandidadan kurtulmuş. Aşırı yorgunluk, halsizlik, gazdan kurtulmuş. Aynı zamanda vitiligodan kurtulmuş. Maşallah maşallah. Evet. Bugünlük bu kadar. Ölmez de yaşarsak Allah nasip ederse haftaya
bugün bu saatlerde burada oluruz. Olamazsak da güle güle güzel ömürler, güzel ölümler. Evet. Evet, soru bağlayamıyorum. Niçin bağlayamıyorum? Çünkü her gün şehit geliyor, şehit geliyor. Biz de burada oturuyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Ha, Mehmetçik Vakfı'na yardım etmeye çalışıyorum. Ama bu yeter mi? Yetmez. Kendim cepheye gitmeliyim diyorum ama benim gibi yaşlı bir adamı almazlar. Ama şartlar gerekirse onu da yaparız. Hürmetler, saygılar, Allah'a emanet olun.